Merhaba sevgili gençler. Konu anlatım videolarına devam ediyoruz. İntegralde belirli integral kısmındayız. Yani konu anlatım videosu 4'teyiz sevgili gençler. Bu videoda belirli integrali inceleyeceğiz birlikte. Hazırsanız başlayalım. Aslında normal integrale yani belirsiz integrale göre çok bir numarası yok. Sadece sınırlarımız geldi burada üst sınır ve alt sınır olmak üzere biz yine normal buradaki fonksiyonun integralini hesaplıyoruz. İntegrali f(x) olsun. Artık burada C sabiti kullanmıyoruz. En büyük keyif burada C sabiti yok. C sabiti yok diyelim. Neden yok olduğunu da şimdi birazdan göstereceğim. f(x) ab hocam integral hesapladık. Ne yapacağız sonra? Önce bir üst sınırı buradaki fonksiyonda yerine yazıyoruz. Sonra da alt sınırı yerine yazıyoruz. Üst sınırdan alt sınırdaki değeri üst sınırdaki değerden alt sınırdaki değeri çıkartıyoruz sevgili arkadaşlar. Oldukça basit. Şimdi hemen bir örneğini yapalım. Bakın burada sıfırdan 2'ye kadar 2x dx demiş. Yani 2x'in integrali. Hocam neyin türevi 2x'tir? x karenin. E, o halde c koymuyorsak direkt sıfıra 2 gelecek. E, x yerine önce üst sınırı yazıyorum. 2'nin karesi. Eksi diyorum. Sonra alt sınırı yazıyorum. x yerine 0 yazdığımda 0'ın karesi. O halde ne oldu? 4. E peki hocam ne olurdu yani integral sabitini yani c sabitini niye koymuyoruz burada? Hemen şöyle bir bakın sevgili gençler. Sıfırdan 2'ye 2x dx dediğim zaman ben bu integrali şöyle alabilirdim. x kare artı c. Sınırlar nereden nereye? Sıfırdan ikiye. Peki x yerine 2 koyduğumuzda 2'nin karesi 4. 4 artı c gelecek. Eksi x yerine 0 koyduğumuzda ise, ise burada c gelecek. Yani burada x yerine 0 yazarsanız c gelir. E zaten bakın burada c'ler birbirlerini götürür ve yine cevap 4 kalır. Üst sınırda koyduğumuz değerdeki C ile alt sınırda koyduğumuz değerdeki C daima birbirlerini götürecek. Bundan dolayı C sabitiyle burada işim yok sevgili gençler. Yani C sabiti belirli integralde yok diyoruz. Şimdi hemen aşağıdakine bakalım. Normal integral alma kurallarını burada da kullanıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece bakın burada bir üst sınır ve alt sınır geldi. Bunu nasıl kullanıyormuşuz? Üst sınırdaki değerinden alt sınırdaki değerini çıkartıyormuşuz ve belirli integrali hesaplıyormuşuz. Bunlar sabit sayı olmak üzere sevgili gençler. Sabit sayı yani değişkene bağlı değilse belirli integralin sonucu daima sabit bir sayı gelir bize. Yani bir fonksiyon hesaplatıyor çünkü. Bundan dolayı bir sabit sayı gelir sonucu. Bakalım şimdi öncelikle 3x kare neyin türevi? x kübün türevi. Yahut da şöyle yapabilirsiniz hocam. 3 çarpı x'in kuvvetini 1 arttır. 10'a böl. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Ama ben direkt 3x karenin neyi türevi olduğunu, neyin türevi olduğunu gördüğüm için onu yazıyorum. X küp. Mesela eksi 2x'in integrali. Eksi x kare. Birin integrali. Yani bir neyin türevi? X'in türevi. Sınırlarımız ne hocam? Sıfırdan 1'e kadar. Önce üst sınır. Unutma. X yerine 1 bir yazalım. Birin küpü. Eksi birin karesi artı 1. Eksi. Sonra alt sınır. Alt sınırda bakın hepsinde x ifadesi var. Sıfır yazdığımızda hepsinin 0 olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burası 0 oldu. Burada ise bu birler birbirlerini götürdü. Geriye bir tane 1 kaldı. 1 eksi 0'dan bu integralimizin sonucu 1 geldi sevgili gençler. Bakın belirli integralin bir numarası yokmuş demek ki. Sadece üst sınır ve alt sınırı yerine yazıyoruz. Biz zaten bildiğimiz integral kurallarıyla integral alıyoruz. Bir bakalım karşımıza gelebilecek soru tiplerine. Şimdi demiş ki 6 x 3'ün in integrali sınırlarımız nereden nereye? A'dan B. A'dan B'ye 6 x 3 integrali sonucu 42'ymiş. B eksi da 7 veriyorum size diyor. A artı B toplamını bulun. Şimdi diyorum ki elimdeki integrali bir kullanayım. Yani şunun integralini bir alayım. 6 x'in integrali. Hocam ben hemen göremedim. 6 çarpı x üzeri 2 bölü 2. Çünkü x'in kuvveti 1'di. Hocam 3'ün in integralini zaten biliyorum. Neyin türevi 3? 3x. Sınırlarımız nereden nereye hocam? A'dan B'ye. Eşittir 42'ymiş. Ben diyorum ki burada bir şöyle öncelikle sadeleştirmeyi yapalım. Yani şurası 3 olsun. Ve burada 3'ler ortak olduğu için 3 parantezine alayım. Fonksiyonu öyle yazayım. x kare eksi x. Şimdi a'dan b'ye değerlerini koyalım. x yerine önce üst sınır koyuyoruz. Yani b değerini koyuyoruz. Bu durumda arkadaşlar 3 parantezinde de 3'ü dışarı aldım. b kare eksi b. Daha sonra hocam. Daha sonra da alt sınır koyuyoruz. Eksi diyorum. Alt sınır koyduğumda a kare eksi a oluyor. Eşittir 42 imiş. İşlemleri biraz kolaylaştıralım. Bakın 3 ile sadeleştirelim burayı. Burası 14 olsun. Geriye b kare eksi b a kare eksi a geldi. Şimdi ben burayı b parantezine alsam b eksi 1. Burayı a parantezine alsam a eksi 1. Ama ikisi arasında bir bağıntı kuramam. En iyisi şu eksiyi bir dağıtayım. Deniyorum şimdi. b kare eksi b eksi a kare Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğuna göre artı a olacak. Aa hocam şu b kare eksi a kare bak bende biraz ışık yaktı. b kare eksi a kare diyorum. Artı e, eksi b artı a. Hatta orayı da şöyle yazalım. Burayı çünkü b eksi a çarpı b artı a açacağız ya. Eksi parantezini alalım. b eksi a şeklinde yazalım. Açın bakalım. Eksi b artı a. Tamam doğru. Eşittir 14. Şimdi şurada bir iki kare farkı gördüm hocam ben. Hemen burayı bir açalım. B eksi a çarpı b artı a. Hocam şurada da bir b eksi a var. Eşittir 14. E bu durumda sevgili gençler, bakın dikkat ederseniz bizim buradaki arkadaşımız ortak çarpan. Hemen ortak çarpan parantezine alalım orayı. B eksi a ortak çarpan parantezinde. Parantezimi açtım. Buradan bir b artı a geldi çünkü onun b eksi a'sını almıştım. B artı. A. Buradan B eksi A aldım. Eksi 1 kaldı. O halde şuraya bir eksi 1 yazalım. Eşittir 14. Şimdi diyor ki ya kardeşim ben sana B eksi A'yı verdim. Bu 7. E o halde gel bir zahmet yerine yaz diyor. O halde burası 7 ise mecburen burası 2 olmalı. E hocam B artı A'dan 1 çıkmış hali 2 ise demek ki B artı A dediğimiz bu kardeşimiz 3 olmalı. E zaten bana onu soruyor hocam. E o halde yanıtımız B seçeneği diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi artık belirli integralin kuralını öğrendik sevgili gençler. Uygulamayı da öğrendik. Şimdi integral alma kurallarını da biliyoruz bir önceki videolarımızdan. O halde belirli integrali öğretecek basit sorularla uğraşmayalım. Biraz daha zorlayalım kendimizi. Şimdi dikkatlice beni dinle. Sorumuzda demiş ki A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu biçiminde tanımlanıyor demiş. Biçimimiz de buymuş efendim. Sevgili genç diyor ki f'in türevi 1 f'in 1'deki türevi 4'e eşit ve sana diyor şöyle bir integral veriyorum. Buna göre a küp artı b küp nedir diyor. Öncelikle baktığımızda gerçekten korkutucu bir soru gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bir kere f'in türevi 1 bilgisini kullanabilmemiz için bizim f'in türevine ihtiyacımız var. Hemen bir f'in türevini alalım lütfen. f'in türevi x eşittir. Buradaki a hop çarpım olarak öne gelecekti hatırlayın. a çarpı x üzeri a eksi 1 artı Aynı şekilde x üzeri b'nin türevi de b çarpı x üzeri b eksi 1 olacaktır. Şimdi ben burada x yerine 1 yazarsam sonuç 4'müş efendim. x yerine 1 yazarsam 1'in bütün kuvvetleri 1. O halde şunlar yerine 1 yazıyorum. 1 kere a, a. 1 kere b, b. Yani burası a artı b'ymiş. Ve o da neye eşitmiş? 4. Güzel bir bilgi yakaladık. Şimdi buraya bakalım. Bu da diyor ki fx'in integralini aldığında sonuç diyor 3 bölü 4'müş. E şimdi biz fx'in integralini biliyoruz sıfırdan 1'e. Nasıl biliyoruz hocam? Çünkü fx'i biliyoruz. Bak sıfırdan 1'e. fx dediğim ne? x üzeri a artı x üzeri b değil mi sevgili gençler? Bunun integralini aldığında sonuç 3 bölü 4 çıkacakmış. Şimdi bunun integralini birlikte bakalım. Ne yapıyorduk? Kuvveti 1 arttırıp bölüyorduk. Yani x üzeri a artı 1 bölü a artı 1. Bu arada ÖSYM bu sorunun benzerini sordu sevgili gençler. artı x üzeri o daha kolaydı ama olsun. x üzeri b artı 1 bölü b, b artı 1. Sınırlarımız nereden nereye? Sıfırdan 1'e. Şimdi sevgili gençler öncelikle üst sınırımızı bir koyalım. Şuraya eşittir diyelim de devam edeyim şuradan. Eşittir. Devam ediyorum. Diyorum ki x yerine 1 koyduğum zaman birim bütün kuvveti 1'dir. Yani burası 1 bölü a artı 1 artı 1 bölü b artı 1 gelecektir. Şimdi bu üst sınırdı. Alt sınırı koyduğumuzda ise x yerine 0 yazdığımızda bakın hem burası hem de burası 0 olacak. Çünkü 0 bölü bir sayı olacak arkadaşlar. Şu durumda burası 0 oldu. A ve B birer pozitif tam sayı olduğu için zaten hani buranın sıfır olma durumu yok. Yani belirsiz olma durumu yok. Şimdi bu ifademiz bu durumda 1 bölü A artı 1 artı 1 bölü B artı 1 oldu. Ve bu da arkadaşlar 3 bölü 4 imiş. Şimdi kopma buradan bir şeyler yakalamamız lazım. Mesela ben burayı B artı 1 ile burayı da A artı 1 ile payda eşitlemeye çalışırsam eğer. Üst taraf yani pay kısmı A artı B artı 2 olurken alt taraf A artı 1 ile B artı 1'in çarpımı. Yani o da nedir? AB artı A artı B artı 1'dir. Burası 3 bölü 4'müş. E hocam biz A artı B'yi biliyoruz. Yani şuradaki ifadeyi biliyoruz. Hemen onu yerine yazalım. Ne burası? 4. O halde A artı B gördüğümüz yere 4 yazıp burayı düzenleyelim. Şimdi ben buraya 4 yazarsam 4 artı 2'den 6 bölü eşittir. 3 bölü 4 şurada kalsın. A artı B yerine 4 yazarsam A çarpı B artı 5 olacak. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapmayalım. Orandan gidelim. 3'ün 2 katı 6. O zaman 4'ün 2 katı olacak. Yani burası 8 olması için AB'nin kaç olması lazım? 3. Güzel. AB'yi de 3 bulduk. Hmm, şimdi arkadaşlar A çarpı B 3. A artı B elimde 4. Bana neyi soruyor? A küp artı B kübü. Ben de diyorum ki ya şu küp açılımını bir hatırlayın. A küp artı B küpü ben şöyle yazamaz mıydım? A küp artı B küp. Hatırlatmış olalım hem de bunu da. A artı B'nin küpü eksi 3 tane A B A artı B. E şimdi ben A artı B'yi buluyorum. Bak A küp artı B küpün kolay yolu bu. A artı B belliyken ve A çarpı B. Hemen yazıyorum A artı B yerine 4. Hocam 4'ün küpü eksi 3 çarpı A çarpı B hocam o 3. A artı B hocam bu da 4. 4'ün küpü ne efendim? 64. Eksi 3 kere 3 9. 9 kere 4 de 36. 64'ten 36'yı çıkarsak 28 yapacağına göre yanıtımız neymiş gençler? 28 olan C seçeneği. Evet sevgili genç kopma devam edelim güzel sorularımıza. Bakın bu da yine bir belirli integral sorusu. Bir sürü bilinmeyen var x1, x2, ab ama sıkıntı yok sevgili gençler. Biz normal integral almayı biliyorsak o halde bu soruyu rahatlıkla çözeriz. Öncelikle şunu hatırlatayım. Önceki videoda vardı ama yine hatırlatalım bakın. Eğer ki herhangi bir fonksiyonun türevi yanında çarpım olarak varsa şunun kuvveti ne olsun? Hiç işlem yapmadan direkt integralini şöyle alabiliyorduk. F üstünü bir arttır. Ne artı bir? Bunu da ne artı 1'e böl. Artı c diyorduk hatırlarsanız. Şimdi belirli integraldeyiz ya. Bu c'ye de ihtiyacımız yok. Hemen bakın. fx fonksiyonun türevi yanında mı? Çok güzel hocam. Buranın kuvveti 1 mi? Ha o zaman bunun buradaki integralin değeri direkt şudur arkadaşlar. 1'i 1 bir arttır. 2 f2 x bölü 2 yani f kare x bölü 2 olacak. E, sınırlar nereden nereye hocam? x1 x2. E, o zaman bu integralin eşliğini ben buldum. x1 yerine bir x2 yazalım. f kare x2 bölü 2 Eksi diyorum. Şimdi alt sınırı yazalım. F kare x1 bölü 2. Şimdi sevgili gençler ben diyorum ki burayı bir hani bölü 2 bölü 2 var ya her ikisinde. Şimdi buranın A'ya eşit olduğunu söylemiş bana. Bak şuraya A yazdım. Diyorum ki ya ben 1 bölü 2 parantezine alayım burayı. Geriye kalan ifademiz bak ne olacak? F2'nin karesi şey x 2nin karesi konuşamadım. Fx2'nin karesi Eksi fx1'in karesi. E hocam burada bir sanki 2 kare farkı var değil mi? Hemen o 2 kare farkını açalım. Bakın fx2'nin Fx2 karesi. Eksi fx1'in karesi. Şimdi 1 bölü 2. Hatta şunu da şöyle yapalım. Bu 2'yi karşıya yollayalım. Sonuç olarak şöyle kalsın. f kare x2. Eksi f kare x1. Eşittir 2. Aha. Hocam şurayı açıyorum şimdi. Dikkat sevgili gençler. 1 eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci yani f x 2 artı f x 1. Peki bana ne vermiş sevgili gençler? Buranın iki işte eşit olduğunu biliyorum ama bana demiş ki bak sana şu arkadaşı b olarak veriyorum. Yani f x 2 eksi f x 1. Yani şurası bymiş. E burası b ise sevgili gençler bana neyi soruyor? İşte şurayı soruyor. B ile neyi çarparsanız 2A eder. 2A bölü B'yi çarparsanız. Ya da şu ifadeye şu ifadeye komple C diyorum. Bunun da B olduğunu biliyorum. Ben şimdi C'yi arıyorum. B çarpı C eşittir 2A. O halde bunu bölüm olarak atarsanız C ne olur sevgili gençler? 2A bölü B. Tam olarak da benden bunu istiyor. Yani yanıtımız E seçeneğiymiş sevgili genç. Yani böyle bilinmeyen sorulardan çok korkma. Hemen bildiklerimizden yola çıkarak bu olayı halledebiliriz. Geldik bu soruya. Bu da yine güzel bir soru. ÖSYM'nin kullandığı bir kalıp var. Onun için tercih ettim buradaki soruyu sevgili gençler. Şimdi dikkatlice beni dinle. Şuradaki ifadenin biraz sana tanıdık gelmesi lazım. Bak şuradaki ifade. Görüyor musun sevgili genç? Hatta orayı dikdörtgen içine alayım şöyle. Buradaki ifadenin tanıdık gelmesi lazım. Neden hocam? Bak şimdi x kare bir çarpan f'in türevi x diğer çarpan 2x bir çarpan fx bir çarpan. Bak bu arkadaş bunun türevi. Bu arkadaşsa bunun türevi. Yani x karenin türevi 2x. F'in türevi f üstü x. He, demek ki hocam burada bir çarpım türevi var. Sanki bu arkadaşımız x kare çarpı fx'in türevine benziyor. Bak. Bakalım türevi alalım. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci aynen. Artı ikincinin türevi f'in türevi x çarpı birinci aynen. Bak şimdi şurada yazan ifadeyle tamamen aynı oldu sevgili gençler. Ha, dolayısıyla bunu gördüğünüz anda soruyu çözdünüz. Neden? Eksi birden sıfıra x kare çarpı fx'in türevi türevi eşittir şey dx eşittir. Şimdi biz zaten integralde neyin türevi sorusunun cevabını aramıyor muyduk? E zaten burası x kare çarpı fx'in türeviymiş. O zaman integralimiz ne olacak? x kare çarpı fx olacak. Yani şuradaki arkadaşımız olacak sevgili gençler. E sınırlarımız nereden nereye hocam? Eksi birden sıfıra. Yahut da hatırla türevle integral birbirlerini götürüyordu. Sadece belirli integral olduğu için sınır değerler mutlaka kalıyor. Öyle düşün sevgili genç. Hemen bunu hesaplayalım. Öncelikle birinci sınır yani üst sınır koyalım. Üst sınır ne hocam? Sıfır. X kare yerine sıfır yazdığımızda zaten sıfır çarpı bir şey sıfır gelecek. Eksi diyorum bak İşaretleri karıştırma onun için parantez açtım. Alt sınır koy eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi 1 çarpı f eksi 1. Eşittir diyorum. Eksi f eksi 1 oldu burası sevgili arkadaşlar. Peki f eksi 1 neymiş burada? Bakın f eksi 1 dediğimiz değer aslında x yerine eksi 1 yazdığımızda bulduğumuz değer değil mi arkadaşlar? Nedir? 3. Dolayısıyla eksi 3 bizim için doğru yanıt olacak sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Belirli integral. Hocam bunun integralini nasıl alacağız? Değişken değiştirme yöntemi sanki bize göz kırpıyor. O halde belirli integralde değişken değiştirme ile alakalı da konuşabiliriz. Dikkat! Türevi yanında olan bir fonksiyon var. Bak, X kare eksi 3x artı 3'ün türevi 2x eksi 3'tür. Türevi yanındaysa direkt siz burayı muhatap alıyordunuz. Ve buranın integrali x kare eksi 3x artı 3 üzeri. 4 bölü 4 oluyordu sevgili gençler. Sınırlarımız da 1'den 2'ye kadar. Şimdi bu soruyu böyle çözerseniz yani değişken değiştirmeyi kafanızda yazarsanız yapıp sonucu yazdığınızda x'e bağlı bir ifade yazıyorsanız tamam bir sıkıntımız yok. Sınırlar 1'den 2'ye. Biz burayı hesaplayabiliriz. Ancak ben bunu değişken değiştirme yöntemiyle yani u deyip devam edeceğim. Zihinden yapmayacağım çünkü sizin bunu bilmeniz lazım. Şimdi bir ifadeye u diyeceğiz arkadaşlar. U dediğimiz zaman belirli integralde neye u dediğimizi tekrar eskisi gibi not ediyoruz. Hocam x kare eksi 3x artı 3'e u dedik. Şimdi ne yapıyorduk? Diferansiyelini alıyorduk. Buranın türevi nedir? 2x eksi 3. Neye göre türev aldım? x'e göre dx eşittir. Buranın türevi nedir? 1. Neye göre türevi aldım? u'ya göre du yazdım. Demek ki şu arkadaşımız bizim için de du'ymuş. Şimdi integralim ne oldu? 1'den 2 oldu değil mi? U çarpı du. Eğer integrali böyle bırakırsanız tamamen yanlış çözüme gidersiniz. Neden sevgili gençler? Çünkü bakın buradaki sınırlar x'e e göre yazılmış sınırlardı. Ben ne yaptım bu integrali? U'ya çevirdim. Değişken değil. O zaman sınırları da değiştirmem lazım. E peki sınırları nasıl değiştireceğiz? Bakın şu olayımız çok kolay. Diyeceğiz ki ya eskiden burası 1'di. X'ken e şimdi ben x, x yer x'li bir ifadenin u'ya eşit olduğu bir şey biliyorum. Hemen burada x yerine 1 yazıyorum. x yerine burada 1 yazarsam 1 eksi 3 üç artı 3'ten bunlar birbirlerini götürür. u ne olur? 1 olur. Bunu, burası gene 1 oldu ama tabi tesadüfen sevgili gençler. Üst sınır neydi? 2 idi. O halde üst sınır x'e göre 2 idi. Şimdi u'ya göre kaç? Hemen burada x yerine gelip bir 2 iki yazıyorum. 2'nin karesi eksi 3 kere 2 6 artı 3 eşittir. U'nun alt sınırı diyelim. 2'nin karesi 4. 4 eksi 6 eksi 2 artı 3'ten burası ne geldi arkadaşlar? 1 mi geldi tekrar? Evet 1 geldi. Güzel. Üst sınırımız da 1'miş sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan da integralin bir özelliğini tekrar etmiş olalım. Ya öğrenmiş olalım. Şimdi integrale baktığınızda U'nun integrali ne hocam? U kare bölü 2. Peki sevgili hocam. Sınırlarımız 1, 1. E ben üst sınırı koyduğumda 1'in karesi bölü 2. Eksi alt sınırı koyduğumda yine 1'in karesi bölü 2 geliyor. O halde cevap ne oluyor? 0. Yani siz şöyle 0'ı işaretleyelim. Yani siz burada bir şey öğrendiniz. Aslında alt sınırla üst sınır birbirlerine eşit olduğunda buradaki fonksiyon ne olursa olsun İntegralini aldığınızda zaten sınırları yerine koyduğunuzda birbirlerini götüreceği için ne oluyor belirli integralde sıfır yani üst sınır alt sınıra eşitse direkt işlem yapmadan sonucu sıfır olarak işaretleyebilirsiniz şimdi bir de içimde kalmasın şuradan çözeyim sevgili gençler hani demiştik ya biz bunu üstünü bir arttır oradaki sayıya böl yani x kare eksi 3x artı 3 üstünü bir arttırdık 4 bölü 4 dedik ve sınırlarımız ne birden 2'ye kadar. O zaman sınırlarımızı koyup burada da sonucu bulabiliriz. Ama ben şunu bir aşağı çekmek istiyorum. Burası biraz kalabalık oldu. x kare eksi 3x artı 3 üzeri 4 bölü 4. Neymiş efendim sınırlarımız? 1'den 2. Şimdi öncelikle 2'yi koyalım. x 2 yazdığımızda burası 4 gelecek. x yerine 2 yazdığımızda eksi 6 artı 3 ne yaptı? 7 eksi 6'dan eksi 1 şey 1. 1 üzeri 4 4 yani 1 bölü 4. Eksi. X'e 1 yazarsak hocam burada 1 koyduk. Şurada 1 koyduk. Eksi 3 oldu. Eksi 3 üç artı 3'ten bakın bunlar birbirini götürdü. Yine 1 bölü 4 geldi. Ve buradan da sonucumuz 0 geldi sevgili arkadaşlar. Ben burada amacım buradaki soruda e, değişken değiştirme yönteminin belirli integralde uygulanışı ne? Yani şu sınırların değişmesini unutmayın diye uzun yoldan da çözdüm. Hemen sonraki soruya bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu sorumuz da gayet güzel. Değişken değiştirme yöntemini kullanacağımız belirli integral sorularından birisi. Şimdi dikkatle dinle burayı. Öncelikle şu bilgiyi bilmen lazım sevgili genç. Mesela diyelim ki sınırlar A'dan B'ye fx dx. Bu integral bağ değişkenden bağımsız olduğuna göre A'dan B'ye f y d'ye de yazsam yine aynı sonuç. Veya işte A'dan B'ye A'dan B'ye F U D U da yazsam yine aslında birbirlerine eşit sonuç verecektir. Yani bunlar birbirlerinin eşiti. Şimdi burada da F x eksi 1'li bir ifade vermiş. x eksi 1'e bağlı. Şimdi biz burada bir değişken değiştirmesi yapalım. Buraya U diyelim. Neye U dediğimizi hatırlarsanız kaydediyorduk. x eksi 1 eşittir U. Bu durumda her tarafın türevini aldığınızda dx x eşittir D U gelecek. Yani şu arkadaşımız yerine de D U yazacağız. Artık ben buradaki belirli integrali U'ya göre dönüştürdüm. Sınırlarını şimdi birazdan yazalım. F U D U F U D U Şimdi yardımcı ol sınırlarını yazalım sevgili genç. Şimdi eskiden sınırım 2 idi ama şimdi x yerine 2 yazdığımda 2 eksi 1'den u 1 geldi. Yani alt sınırımız 1'miş u'ya göre olan sınırlar. Eskiden üst sınırımız 4'tü şimdi 4 yazdım. 4 eksi 1'den yeni sınırım ne geldi 3. 1'den uça birden 3'e f u d u neye eşit efendim 12'ye eşit. Şimdi bu bilgi bir kenarda dursun. Şimdi hemen şuradaki arkadaşı isimlendirelim. Mesela diyelim ki buna V olsun. V dediğim zaman neye V dedim efendim? 2x eksi 1'e V dedim hocam. Hemen türevini alalım. 2dx dv'ye eşit olmalı. Dolayısıyla dx eşittir dv bölü 2 yazılabilir efendim. Hemen buradaki integrali alıyorum. Artık dx yerine burada dv bölü 2 yazacağım. İntegral yazıyorum. F, V, çarpı dv bölü 2. Hatta o bölü 2'yi de şuraya atalım sevgili gençler. İntegralini dışına çıkartabiliyoruz sabit. Şimdi buranın da sınırları var değil mi? Şimdi ben buradaki sınırları x'e göre yazmıştım. O halde x yerine burada 1 yazalım. 2 kere 1, 2. 2 eksi 1'den v'ye ait alt sınırım 1'miş. x yerine 2 yazalım. 2 kere 2, 4. 4 eksi 1'den v'ye ait alt sınır, üst sınırım 3'miş. He hocam. E şimdi Dikkat, dikkat, dikkat sevgili genç. Bu arkadaşla sizce bu arkadaş aynı değil mi yahu? Şurada yazdığımız özellikten dolayı birbirlerine eşit değil mi? E birbirlerine eşitse bunun yerine gelip 12 yazmayalım mı sevgili arkadaşlar? O halde bana sorduğu ifade 1 bölü 2 ile 12'nin çarpımı değil mi? E o halde cevabımız 6 gelecek. Yani yanıtımız C seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Bu konudan yani anlattığım bu kısımdan ÖSYM e soru soruyor. Onun için burayı e, istersen tekrar dinleyebilirsin ve bununla ilgili de hemen soru çöz. Ve belirli integralle alakalı son sorumuzu ve güzel bir sorumuzu çözelim arkadaşlar. Ve böylece belirli integralin e, giriş kısmını atlatmış olalım. Bundan sonraki videoda belirli integralin özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen şimdi soruya eğilelim. Şimdi şekile baktığınız zaman A noktası ve B noktası verilmiş. Şimdi ben burayı yorumlamam gerekiyor. Bakın şuradaki B noktasını görüyor musunuz? B noktası 3'e 2 olarak verilmiş bize. E, bir F fonksiyonu verilmiş. F fonksiyonunun grafiğine baktığımda ben şunu görüyorum. Diyorum ki burada bu fonksiyon 3'e 2'den geçiyor. Öncelikle bu 3'e 2'yi sağlamalı. Yani x yerine 3 yazdığımda 2 olmalı. Yine x yerine eksi 1 yazınca buradaki a noktasından geçtiğine göre x yerine eksi 1 yazınca da kullanırız kullanmayız bilmiyorum ama fonksiyona bakınca grafiğe bakınca bunu okuyorum. Sonra bir de buradaki teğetleri verilmiş. Bakın 3'teki teğeti verilmiş ve teğetinin bir eğim açısı var. 45 derece. 3'teki teğetinin eğimi 1 mi sevgili gençler? E hocam 3'teki teğetinin eğimi bize 3'teki türevi vermiyor muydu? Evet o zaman cevap 1. E diğer taraftan eksi 1'deki teğetin eğimi ise 0. Yani eksi 1'deki türevi de sıfırmış o halde. Şimdi ben bunları biliyorum. Lazım olur olmaz. Şimdi bakacağız soruya. Çok güzel bir soru. Eksi 1'den 3'e kadar bak. F türevi x bir de f'in ikinci türevi x vermiş. Yani türevi yanında çarpım. Çünkü f ikinci türev f birinci türevin türevidir. E, türevi yanında çarpım olunca şöyle hatırlatalım bunu tekrar. İntegral türevi yanında olan bir fonksiyon verelim. Mesela kaçıncı kuvvetten olsun? Üçüncü kuvvetten olsun. Bunun türevi de bizim için f türev x'tir. F türev x dx. Türevi yanında olan bir ifade olduğunda integrali kolaylıkla nasıl alıyorduk? Hemen bunu üstünü bir arttırıyorsun. Türevi yandaysa hiç u falan demene gerek yok. Onu zihinden yapıyoruz zaten artık. F4 x bölü 4 yani f'in dördüncü kuvveti x bölü 4. Sınırlar varsa da sınırları koyuyoruz. Şimdi burada da aynı şey var aslında. Bak f türevi x var. F'in ikinci türevi x var. Yani türevi yanında çarpan olarak bulunan ifade bu ifade. Dolayısıyla buranın integrali şöyle olacak sevgili gençler. Hemen şöyle getiriyorum. Eşittir diyelim. F'in türevi x'in normalde bakın burada birinci kuvveti var değil mi? İkinci kuvveti bölü 2 olacak. E sınırlar ne hocam? Eksi 1'e 3. E o halde soru çok kolaylaştı bakın. Neden? E çünkü öncelikle üst sınırı koyalım. F'in türevi 3'ün karesi. Bölü 2. Eksi. Şimdi alt sınır koyalım. F'in türevinde eksi 1'in karesi. Bölü 2 olacak. E hocam zaten bakın aslında şu üstteki bilgileri kullanmadık ama şu alttaki bilgileri kullandık. Bak F'in türevi 3 neye eşit? 1'e. F'in türevi eksi 1 neye eşit hocam? 0'a. Hemen bunları yerine yazalım. F'in türevi 3 1'de hocam. Burası da 0'dı hocam. Dolayısıyla 1'in karesi 1. 1 bölü 2 eksi. 0'ın karesi 0. 0 bölü 2. E böylelikle 1 bölü 2 eksi 0'dan ne gelecek yanıtımız? 1 bölü 2 gelecek sevgili gençler. O halde belirli integral kısmını da tamamladık. Lütfen çalışmalara ara vermeden devam edin sevgili gençler. Sizlere iyi çalışmalar dilerim. Video çözümlerde birlikte olmak dileğiyle.